Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleş. Bugün sizlerle beraber Bluetooth'u, USB'si, AUX'u olmayan araçlara CD üzerinden MP3 yapmayı öğreteceğim arkadaşlar sizlere. Biliyorum şu an 2020'de yaşıyoruz, 2020 yılında yaşıyoruz. USB çıkalı 5-6 yıl oluyor. AUX çıkalı 3-4 yıl. Yani Bluetooth yaklaşık bir 2-3 yıldır gündemimizde oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bütün arabalarda, bütün sıfır araçlarda şu an Bluetooth özelliği standart geliyor. Yani Egea'da bile Bluetooth özelliği var. Sembol'de Bluetooth özelliği var. Artık bu özellikler standart olduğundan dolayı sıfır araç alan insanlar bu CD işine girmiyorlar arkadaşlar. Ben de herkes sıfır araca binemediği gibi, bizim gibi, yani benim gibi herkes sıfır araca binemediği için herkes ikinci el araçlarda da, yani düşük modelli veya yüksek modelli araçlarda da Bluetooth veya USB olmadığından dolayı ben bugün sizlere MP3 yapmayı öğreteceğim arkadaşlar. Bu arabayı ilk aldığım zamanlar ben bunu parayla yaptırıyordum. Para verip internet kafede MP3 veya track yaptırıyordum. Bu program kullanmayı bilmiyordum. Zaman geçtikçe tabii bunları öğrenmeye çalışıyorsunuz, araştırmaya başlıyorsunuz. YouTube'da videoları izliyorsunuz, programları izliyorsunuz. Tabii haliyle ben de bunları çok uyguladım, çok programlar indirdim. Ama bilgisayarıma çok büyük bir derecede virüs bulaştırdım. Bundan ötürü de bunun daha kolay bir yolunu buldum. Ve sizlere ben bu kolay yolu öğretmek veya tanıtmak istiyorum. Bu bir boş CD aldıktan sonra sizi 15 dakika içinde yaparsınız arkadaşlar. Bu işi istediğiniz şarkıyı 15 dakika içinde bilgisayarınızı takarsınız. İstediğiniz müzikleri attıktan sonra 15 dakika içinde MP3'ünüz hazır arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İsterseniz şimdi MP3 yapmaya geçelim. Tekrardan merhabalar herkese. Güneşin azizine uğradık ve ben bu sefer içeri geçmeyi düşündüm. İçeri geçtim. Biliyorum arkadaşlar, ben de ekran videosu almayı biliyorum. Buraya size 5 dakikalık, 2 dakikalık video çekip size göstermeyi biliyorum ama ben sizlere burada canlı canlı yapıp göstermek istiyorum. Yani bunu biz taktığımız zaman burada çalışsın arkadaşlar. Siz de bunu yapabilin. Siz de bunu başarın arkadaşlar. Onca programla, onca işte bilgisayarına program indirmeyle, virüs bulaştırmayla uğraşmayın arkadaşlar. Ondan dolayı bunlar için sizler için uğraşıyorum. Sizler için uğraşıyorum. Şu an arkadaşlar benim bilgisayarım bazen CD okuyor bazen okumuyor. Böyle bir aksaklıklar var. Onun için şu an beklemek zorundayız. Bunu yapıyoruz. Ses CD'si yaz diyorum arkadaşlar. Ses CD'si yaz dediğim zaman arkadaşlar burada 107 MB'ın boş olduğunu gösteriyor. Şimdi burada benim şarkılarım var. Bu şarkılarımdan 19'a attık diyelim. 19'a attık. Hatta biz bir dakika. Biz USB yapacağım. MP3 yapalım. Şu an bu MP3 arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bu MP3. MP3'e geldik. 107 MB, 102, 550 MB diyor. 702. Evet, şimdi biz USB bir şey yapalım. MP3 yapalım arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi ne atmışız biz? İlk 19'unu attık. İlk 19'unu attığımız için bakalım 19 tane mi var? 19 tane var arkadaşlar. 19 tane var. Şimdi arkadaşlar biz buradan 19 tane seçtiğimiz için şuradan aşağı altından tutalım. Bu sefer de altından tutalım. Bu sefer de kaç tane alalım? 58 çok oldu. 21 tane alalım. 21 tane de atalım. 21 tane de attık. Bir daha atalım. Bu sefer 80 öyle atalım. Bu sefer doldu. Bu sefer çok doldu. Bu sefer çok doldu. Bu kadar, tamam, bu kadar diyelim. Bu kadar, tamam. Demek ki 697 MB olmuş arkadaşlar. Tamam. Ben buradan azizine uğradım. Dedim burası doldu geçtim falan filan da yaptım ama gördüğünüz 121 tane şarkı var burada. 121 tane şarkının hepsini atmış bulunmaktayım. Şimdi ben buraya yazmaya başlat dediğim an arkadaşlar bunu MP3 yapar. En mantıklısı bence bu. Neden? Track yaptığınız zaman ise track'ın sanırsam megabaytı çok yüksek olduğundan dolayı 80 dakikaya sınırlıyor. Şimdi birazdan onu da deneriz. 80 dakikaya sınırladığı için 10-18 tane şarkı yapıyorsunuz. Yani 3-3-3-3-3 yani 3'er dakikalık bir şarkı olabilir. 2-2 mesela. 2'er dakikalık bir şarkı yaptığın zaman mesela 25 tane şarkı olur. 3'er tane yaptığın zaman 20 tane şarkı olur. Ama bunların toplamı 80 dakika olacak track'ta. MP3'te ise CD'nin alanı kaç megabayt arkadaşlar? 700 megabaytsa 700 megabayta kadar yazmanıza izin veriyor. Şimdi bunun biz yazmasını bekleyelim arkadaşlar. Görüyorsunuz %1, %2, %5 diye tamamlanıyor. Biz bunu şey yapalım bak. Şuradan açıyorum arkadaşlar teybimizi. Şimdi burada buradaki MP3. Bu şu an burada çalan MP3 arkadaşlar. MP3 olduğu zaman biraz böyle geçtiğiniz zaman gecikmeler çok zor. Biraz fazla track'ta daha kolay geliyor ama MP3'te biraz daha geç geliyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Mesela bak track'ta olsaydık şu an müziğe girmişti ama bunu da bekliyoruz. Arkadaşlar telif yememek için ben hani müziğin sesini çok açmayacağım ama size şöyle bir göstermek istiyorum. Bu benim yapmış olduğum önceki CD. Bu arada %13'ü de gelmiş bulunmaktayız. Görüyorsunuz %14 oldu, 15 oldu. Yani siz hiçbir zaman program indirmeden, Nero'yu indirmeden, bilgisayarınıza virüs bulaştırmadan Windows olan bilgisayarlarınıza Windows Media Player'den hem MP3 hem de track yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok kolay bir şey. 10 dakikalık, 15 dakikalık bir şey. Şu an sesi kısık. Burada çalıyor arkadaşlar müzik zaten. Gördüğünüz gibi telif yememek için sesini çok açmak istemiyorum. Şöyle hafif bir açayım hem de. Bir açayım. Burada şarkının
isimlerini daha iyi yazıyor arkadaşlar. Mesela 4'ten 5'e aldığım zaman bekliyorsun bak. 5'ten 6'ya alıyorum. Böyle bir 2 saniye, 3 saniye bekliyorsun. Evet arkadaşlar. Ben size video yarım kaldı. Şu an %76 dolmuş durumda arkadaşlar yazdıktan sonra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Temelden de bahsettiğim gibi mesela MP3 olduğu için mesela bir şarkıdan bir şarkıya geçmek track gibi kolay ve hızlı olmuyor. Şimdi bununla mesela örnek veriyorum. MP3'te mesela 100 bak 120 tane şarkı koyduk buraya. Yani 700 MB doldurana kadar şarkı koyabilirsiniz ama track'ta 80 dakikayı geçmiyor arkadaşlar. Tam 80 dakikayı geçemezsiniz. Bunu da söyleyeyim sizlere. Onun için MP3 yapmak her zaman daha mantıklı. MP3'e istediğiniz şarkıyı yazın. Ve MP3'te şöyle bir güzellik var. Şarkının ismi yazıyor. En güzel özellik. Burada şarkının ismi yazıyor arkadaşlar. Bu güzel bir özellik. Ama track'ta track yazıyor. Hatta bir track CD'si bulursam sizlere track yazdığını da göstermek isterim. Ama bir dakika şu dolsun hemen size de onu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi biz buraya MP3 yapmış bulunmaktayız. Dur bakalım arkadaşlar. Şimdi CD çıktı. Şunu çıkartalım. Evet bu da bozuk arkadaşlar bak. Bak takıldı. 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 Bu bizim evet 60 tane şarkı. Bu şu kenarda dursun. Bu da şimdi yaptığımız şarkı. Bu MP3 olarak olacak arkadaşlar. 120 tane şarkı attık. Bakalım gösterecek mi? Bekliyoruz şu anda. İşte dediğim gibi MP3'ün şeyi de bu. Beklemek biraz. Evet. Evet gördüğünüz üzere. Hedef gelmesin arkadaşlar. Hani bu şarkıları biz yaptık. Görüyorsunuz gözünüzün önünde bunu biz MP3 olarak yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Böyle kaça kadar gidiyor bakalım. Evet 100-102'ye kadar yapmış arkadaşlar. Görüyorsunuz 100 tane şarkıyı biz şu anda MP3 yapmış bulunmaktayız. Böyle şarkının ismi de yazıyor. Yani bu arkadaşlar sizin toplasınız 10-15 dakikasınızı 10-15 dakikanızı almaz arkadaşlar. MP3 yapmak her zaman ve her zaman en mantıklısı. En mantıklısı çünkü bir CD'nin örnek veriyorum 700 MB varsa 700 MB'ını doldurabiliyorsunuz ama track'ta bu böyle değil. Ben size şöyle bir track CD'si de bulayım. Şöyle şunu atalım, kenara atalım. Bak. Görüyorsunuz arkadaşlar bunu track yazıyor. Bir şarkıdan bir şarkıya geçmek daha kolay. Mesela 3 başladı mesela şu an 4 dedim. Başladı şu an görüyorsunuz. Yani bu da örnek veriyorum 80 dakikayı doldurmak zorunda. Bak 12 tane şarkı atmışım 80 dakikayı doldurmuş. Örnek veriyorum 5 tane şarkı atmışımdır. 6'şar dakika olduğu için daha çok daha az şarkı olur. 80 dakikaya tekamül etmiş olduğundan dolayı MP3 yapmak her zaman daha mantıklı arkadaşlar. Dediğim gibi şunu unutmayın ki MP3 yapmak her zaman daha mantıklı. Yaklaşık bir 10-15 dakikalık bir iş çok kolay bir şekilde MP3 meselesi çözülebiliyor. Ben bu videoyu hani araçlarında benim gibi daha doğrusu bizim gibi USB'si, AUX'u veya Bluetooth olmayan araçlar için yani CD'si olan araçlar için 15 dakika içinde bu CD işi, istediğiniz müzikler, istediğiniz tarzdaki şarkıları 15 dakika içinde bilgisayarınız varsa eğer bunu kendi başınıza halledebilirsin. Yani programla, Nero'yla, bilmem neyle indirmekle uğraşmak yerine video işte Windows Media Player galiba. Evet Media Player sayesinde MP3 yüzünüzü. Evet arkadaşlar bugünkü videodan da bu kadar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.